Arkaya doğru tüm hızıyla devam ediyoruz sayın seyirciler. Şimdi çok farklı bir konseptle, çok farklı bir keyifli bir yerdeyiz. Öncelikle merhabalar efendim. Hoş merhaba, hoş bulduk, sağ olun. Şimdi Mehmet Bey, siz farklı farklı sektörlerde inşaat olsun, turizm olsun, kendi iştirakleriniz var. Evet. Ama şu anda çok farklı mekandayız. Böyle doğa güzelliklerle, Yıldız Parkı'nda yeni bir yer konsept kurdunuz. Evet. Önce sizi tanıyabilir miyiz? Oradan başlayalım. Öncelikle hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bu yeni yerimize ilk misafirimiz sizlersiniz. Tekrardan hoş geldiniz, sefa geldiniz. İnşallah başka bir zamanlarda da tekrar sizleri buraya bekleriz. Biz 1938'den beri ailemiz İstanbul'da olan bir aileyiz. Biz Trabzon Of doğumluyuz. İstanbul'da ikamet ediyoruz. İnşaat, taahhüt işleriyle belli bir dönem devam ettik. Daha sonra kafeterya, restoran, işletmecilik alanında iştigal ettik. Bu alanda da şu anda olduğumuz yerle ilgili de bu alanda devam ediyoruz. Buna bağlı olarak 2-3 tane daha buna benzer yerlerimiz var. Bunu da buraya üçüncüsü olarak ekledik. Burada daha farklı, daha değişik bir konseptle istikamet almak istiyoruz. Daha A plus bir yer yapmayı planlıyoruz. İstikametimiz de bu yön noktada. Biliyorsunuz burası İstanbul'un en önemli, en güzel, en şahane yerlerinden bir tanesi. Onun için hem İstanbul'a uygun, hem bu yerin mekanına uygun, ruhuna uygun. Burada A plus bir konsept işletmeciliği yapmak planlıyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımızın %95 kısmı bitmiş durumda. Şu anda da ilk misafirimiz olarak sizler buradasınız. Bundan sonra da burada hizmet vermeye devam edeceğiz. Buranın ismi Yıldız Vera, Yıldız Vera Park, Prosperous diye geçiyor. Buraya gelmeyelim Mehmet, evet. İsterseniz. Önce siz ticaret hayatına nasıl başladınız Mehmet Bey? Tabii yıllarınızı verdiniz. Kaç yıl oldu şu anda ticarette ve iş dünyasında yıllardır büyük başarılarınız konuşuluyor. Estağfurullah. Hem mesleği olarak hem de sizin farklı kollarınız var. Estağfurullah. Burada nasıl başladınız? Neden ticari hayata başladınız? Bunu şöyle söyleyelim. Yani bizim müteşebbislik ruhumuz her zaman var. Yani bu ruhu hala taşıyoruz. Hala taşımaya devam ediyoruz ve bundan da keyif alıyoruz. Keyif aldığımız işi yapmaya çalışıyoruz. Keyif aldıkça da işlerimiz daha da güzelleşiyor. Ama şu an itibariyle ben 98'den beri iş hayatının içerisindeyim. Daha önce kamu iktisadi teşekkül olan Deniz Nakliyat'ta yaklaşık 10 yıl çalıştım. Orada hem idareci pozisyonunda hem işçi pozisyonunda çalıştım. Hatta orada ben bekçilik de yapmak kaydıyla bekçilik yaparak orada daha sonra protokol şefliğine kadar gelip burada tabandan geliyorsunuz yani. Şimdi burada ya hem işin o tarafı var hem bu tarafı var ama parantez içerisinde belirtmek isteyeyim. 28 Şubat'ta da ayrılmak zorunda kaldım. Bizim ailemizin bir kısmı da siyasetçi bir aileden geliyoruz biz. Ama 28 Şubat'tan sonra biz oradan tazminatımızı almadan ayrılmak zorunda kalanlardan bir tanesi olduk. Ama Allah'a şükürler olsun bugüne kadar hiç geriye bakarak pişman olduğumuz hiçbir işimiz olmadı. Allah inşallah bundan sonra da bize pişmanlık göstermez. İnşallah. Bu noktada devam edelim. Ama biz taahhüt ve inşaat işiyle devam ettik. Plastik işiyle ilgilendik. Onlarla devam ettik. O işlerimiz de hala devam etmekte. İnşaat işimiz de devam etmekte. Daha çok şimdi taahhüt işlerinden yapsatçılık işlerine doğru yavaş yavaş kaymaya çalışıyoruz. Çünkü taahhüt işlerinde istenen kalite ve istenen seviye oldukça düştü şu anda. Biraz fiyatlar açısından olsun, işletmecilik iş açısından olsun çok büyük bir ivme kaybetti. Ama şimdi daha çok böyle merkezi yerlerde taahhüt işleri yaparak işimize devam etmeye çalışıyoruz. Onun dışında esnaflığı ben çok seviyorum. Esnaf olmayı çok seviyorum. Yani hakikaten keşke hep esnaf olarak devam etmiş olsam diye düşünüyorum. Yani orada bu kaybetmek lazım. O esnaflık bana göre yani büyük, yani şu anda da farkındasınız, büyük iş adamlarının birçoğu esnaflık etmek için mücadele ediyorlar, evet. Çalışıyorlar, birçok yerleri alıyorlar, birçok yeni yerleri açıyorlar. Sıcak bana, satış mı? Hem sıcak satış, hem insanın içerisinde olmak, hem insanla birlikte olmak, evet. Neyi paylaştıklarını, neden keyif aldıklarını, neden hoşlandıklarını, neden hoşlanmadıklarını işin içerisinde girdiğiniz zaman bunu daha doğru görebiliyorsunuz. Daha net okuyabiliyorsunuz. İnsanların isteklerini daha doğru anlayabiliyorsunuz. Ve bir de insana hizmet etmek hakikaten çok keyifli bir iş. O yani duygu, yakalamak esnaf, empati kurmak. Evet, esnaflıkta biliyorsunuz hizmet etmek çok büyük bir keyif. Evet. Ama bunu isteyerek
severek yaparsanız evi, severek yapmasanız tabii hizmet etmenin ne kadar zor olduğunu az çok biliyorsunuz. Biz buna talip olduk. Ben bu işi hakikaten çok seviyorum. İşimizi yavaş yavaş bu alana doğru kaydırıyoruz. Gerçi o çok büyükleri geçemeyiz ama biz de kendi çapımızda burada devam ediyoruz. Burada çok güzel bir ekiple yolumuza devam ediyoruz. Yaklaşık iki arkadaşımızla beraber, yani bu piyasanın içerisinden gelen çok güçlü sektörden gelen çok güçlü insanlarla beraber, çok güçlü arkadaşlarımızla beraber burada yeni bir oluşum yaptık. Mehmet Soylu firması adı altında. Biz bunu İstanbul'a daha çok yaymaya çalışıyoruz. Çünkü bu piyasa biliyorsunuz daha çok Fransızların elinde. Bu piyasaya yavaş yavaş girmek istiyoruz. Bu piyasanın içerisinde olmak istiyoruz. Ekibimiz ve arkadaşlarımız hakikaten bu işi çok iyi bilen insanlar. Yani burada şirket tanıtımları olsun, plasmanlar olsun, işte ne bileyim davetler olsun, reklamasyon çalışmaları olsun, fakşeynlılar olsun. Burada bu hizmetleri birinci sınıf, A plus birinci sınıf yapmaya devam ediyoruz. Ama parantez olarak şunu da belirteyim. Bizim buradaki benim işletmelerimizin tamamının bizim içkisiz işletmecilik yapmaya çalışıyoruz. Bu biraz zor ama biz bundan daha çok keyif alıyoruz. Daha severek yapıyoruz biz bu işi. Umarım düşündüğümüz gibi olur. Bununla ilgili daha ileriye dönük, daha iyi, yani bu ekiple ileriye dönük daha iyi çalışmalarımız var. Bu çalışmalarımız da zaman içerisinde gerek İstanbul'da gerek Türkiye'de duymuş olacak. Biz burayı Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Saraylar'dan kiraladık. Umarım hem onların da yüzünü mahcup etmeyeceğimiz, işlerini mahcup etmeyeceğimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne milletimize yakışır bir şekilde burada hizmet vermek için elimizden ne geliyorsa, ne kadar know-how'umuz varsa bunları insanlara aktarmaya çalışacağız. Tabii bu işlerin hepsi milletle olabilecek işlerdir. Yani millet sevecek, bilecek, ona göre olacak. Biz de onlara layık olmak için elimizden geleni ortaya koyacağız. İnşallah başarılı oluruz. Tabii Mehmet Bey, tabii sizin bu kadar kısa geçiyorsunuz ama hakikaten başarılarınız spor yöneticiliği tarafınız da var. Onların evet, doğrudur. İnşaat tarafınızda çok daha ciddi başarılar elde ettiniz. Evet. Tabii bu tarzda altyapı ve kültürünüzden, başarınızdan dolayı da burada da mutlaka başarı sağlayacağız eminiz. İnşallah. Yani İnşallah da öyle zaten olur. Zaten başlangıcı da belli. Evet. Gayet lüks, gayet sıcak, gayet samimi bir ortam. Evet, doğrudur. Doğal güzellikleriyle. Peki Mehmet Bey, programımızdan da anlaşıldığı gibi başarı hikayelerini anlatıyoruz. Başarının sırrı sizce nedir Mehmet Bey? Başarının sırrı çalışmak, samimi olmak ve işinizi sevmek. Evet. Bir de disiplin. Bundan sonraki hedefler nelerdir? Yani bu kadar altyapınız dolu ama mutlaka daha şunu da yapsaydım, şu noktada geride kaldı. İnşallah şu noktaya geleceğim dediğiniz bunlar, neler var? Bunlar, hayaliniz nelerdir daha doğrusu? Ya bunlar, insanların hayalleri biliyorsun sonsuz. Yani evet. Hayal kurmak yani da önemli bir şey. Uygulanamayacak hayaller tabii. Hayal kurmayı da çok severim. Yani bunu samimi söyleyeyim yani sana. Bu güzel bir hayal zaten. Evet. Manzara ve evet. Harika zaten. Hayal kurmayı severim. Hayalin içerisinde olmak, bir hayali gerçekleştirmek de çok hoş bir şey. Yani Türkiye'nin bugünkü ortamında hayal kurmaktan da keyif alıyorum. Yani bugün geldiğimiz nokta itibariyle. Evet, keyif alıyorum ve bundan sonra da daha iyi olacak. Ama bunların hepsini Allah takdir eder. Tabii. Biz düşündüğümüz tabii bazı şeyler var. Yani İstanbul'un böyle bazı özel ve güzel mekanlarında hakikaten iş yapmayı planladığımız bir ekibimiz var. Bu ekiple birlikte o mekanlarda iş yapmayı planlıyoruz. Yani bu tesisleri daha da artıracak mısınız? Tesisleri arttırarak devam ettirmeyi planlıyoruz. Ama bu takdir meselesi. Biz bu noktada çalışmalar... Kaliteyi bozmadan, kaliteyi hatta biraz daha ileriye getirerek bu tip araştırmalarımız, bu tip çalışmalarımız var. Umarım inşallah istediğimiz gibi olur. Ama olmasa da yapacak bir şey yok. Olduğuyla yetinip en iyisini yapmaya çalışacağız. Bana göre herkes, her şey herkese yettiğine inanıyorum benim. Kesinlikle. Umarım düşündüğümüz gibi olur. Peki Mehmet Bey, çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Hakikaten biz böyle tesisi, böyle sizi tanımaktan çok mutlu olduk. Biz de sizinle beraber olmaktan çok keyif aldık. Bloomberg TV'ye de teşekkür ederiz. Buraya kadar gelmişte çok sevdiğim, takip ettiğim, zaman zaman da seyretmekten keyif aldığım bir televizyon. Evet. Onun için size de çok başarılar diliyorum. Allah yolunuzu ve ufkunuzu açık etsin. Hepiniz efendim. Evet sayın izleyicilerimiz, çok keyifli bir sohbetti. Öncelikle Mehmet Soylu'yu tanıdık ve şu anda da çok güzel bir tesisi tanıdık. Burada Yıldız Park, Bosphorus çok güzel bir yer. Mutlaka gelmeniz lazım.
anlatılmaz yaşanır diyoruz. Mutlaka gelin diyoruz. Farklı bir konumuzla devam ediyor programımız.